Müzikseverler arasında en çok merak edilen konulardan biridir satış rakamları. Yıllardır hangi kaset ne kadar sattı, hangi albüm rekor kırdı hep tartışma konusu oldu. Peki gelmiş geçmiş en çok satan albüm hangisi? İstanbul Müziği'nin 2011 yılındaki detaylı çalışmasıyla bütün tartışmalara son nokta koyuldu ve en çok satan 40 albüm açıklandı. Sizler için ilk 8 sırayı listeledik. Önce 40'tan 8'e kadar olan sıralamayı hızlıca bir hatırlayalım. Aynada baktım yüze küskün. Aynada baktım yüze küskün. Gözlerim doyuyor gecelerime. Gözlerim doyuyor gecelerime. Mutluyduk ikimiz.
Bozlarımı sandın acıları, belaya atlar giderim. Kurşun gibi mavzer gibi dağ gibi patlar giderim. Yanıp da bitmez köz gibiyiz, biz ayrılamayız. Biz ayrılamayız. Söyleyeyim mi, söyleyeyim mi, söyleyeyim mi, söyleyeyim mi? Düşünmedim hilesini, yaşamanın zirvesini 12'den vuracağım. Sırılsıklar aşık olsam, aşık olsam. Sırılsıklar aşık olsam. Ben de isterim. Senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Ayrılamam, ayrılamam. Sensiz niye katlanamam Allah. Yaşayamam, yaşayamam. Sen olmazsan yaşayamam. Her gelen yakıkta kavurdu beni, savur küllerimi, yak gitsin beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni. Sen ağlama, dayan. Şıkıdım şıkıdım, aynama şıkıdım şıkıdım, aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. 1994 yılında piyasaya çıkan albüm ortalığı kasıp kavurdu. Özellikle Oynama Şıkıdım Şıkıdım ve Unutmamalı şarkıları klasik haline geldi. Listemizin 8. sırasında Tarkan ve A Acayipsin albümü. Oynama şıkıdım şıkıdım. Yanar döner acayipsin. Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle. 80'lerde başlayan tatlı ses fırtınası 90'larda daha da şiddetlendi. 1994 yılında albümünün adını taşıyan Haydi Söyle şarkısı herkesin diline pelesenk oldu. Müthiş satış yapan albümüyle İbrahim Tatlıses listemizde 7. sırada. Rüyalarda gördüğümü haydi söyle. Uykusuz gecelerimi haydi söyle. Gülümse
gülümse, bulutlar gitsin. 1991 yılında çıkan Sezen Aksu'nun Gülümse albümü efsaneler arasındaki yerini aldı. Özellikle Hadi Bakalım şarkısıyla kaset satış patlaması yaptı. Sezen Aksu listemizde 6. sırada. Hadi bakalım kolay gelsin, bir acayip zor yarış. Bana ne aman ben anlamam, pek hesaplı ince iş. Sen seni bir sen seni, sen sıkı tut çeneni. Eline diline hakim ol, sonra öcüden yer seni. Teslim ol. Yine Megastar Tarkan ve yine rekortmen bir albüm. 1997 yılında piyasaya sürülen Ölürüm Sana çalışması Türkiye'de yeri yerinden oynatırken albümün diğer en popüler şarkısı ise Şımarık oldu. En çok satanlar listemizde 5. sırada Tarkan ve Ölürüm Sana. Yaktın beni hain, tiryakin oldum yârim. Çaldın beni benden, düştüm arazayım. Yokluklara göğüs gerdim, hep sabrettim, kader dedim. Acılarla, çilelerle bugünüme böyle geldim. 1998 yazında Yıkılmadım diyen Mahsun Kırmızıgül rekordan rekora koştu. Albüm müthiş bir satış patlaması yaparken şarkı herkesin diline düştü. Türk müzik tarihinin en çok satan albümleri listemizde Mahsun Kırmızıgül ve Yıkılmadım 4. sırada. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere inilmedim, buradayım. En acı sözler bile söylerken tutmadık dilimizi. Dil yarası, dil yarası. 1980'li yıllarda tüm Türkiye'de arabesk müziğin hegemonyası vardı. Orhan Gencebay'ın 1984 senesinde çıkardığı Dil Yarası kaseti hemen hemen herkesin evine girmeyi başardı. Listemizde 3. sırada Orhan Gencebay ve Dil Yarası. Dil yarası, dil yarası, en acı yarası. Gece seni düşündüm durdum, hatıralarla avundum durdum. Coşkun Sabah her ne kadar büyük çıkışını Anılar şarkısıyla yapmış olsa da asıl rekor albüm patlaması bir yıl sonra gerçekleşti. 1990'da çıkan Beni Unutma, Aşığım Sana albümü tüm müzik marketlerde yok sattı. En çok satanlar listemizde Coşkun Sabah'ın Beni Unutma, Aşığım Sana albümü 2. sırada. Aşığım Sana.